Arkadaşlar herkese merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Sesten ve görüntüden anlaşılacağı üzere yine Cennet Papağanı videosuyla karşınızdayız. Huşit Can Korkmaz kardeşimizin kümesine geldik. Daha öncelerde Huşit Can Korkmaz kardeşimizin belgeselini çektik. Çok güzel bir belgesel oldu. İvme hızla yükseliyor, güzel izlenmelere ulaşıyoruz. O videoyu da merak edenler açıklama kısmına linkini bıraktım. Oradan takip edebilirsiniz. Rengarenk güzel bir kümes. Yani şöyle bir baktığımız zaman Osmanlı motifi bile kardeşimizin kümesinde mevcut. Sizler için cennet papağanlar renklerini ve özelliklerini öğrenmeye çalışacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, önerilerde bulunmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Daha fazla sizi bekletmeden hadi benimle gelin. Evet dostlar, muhteşem bir görüntü, muhteşem bir ambiyans. Rengarenkler ama çok gevezeler. Umarım sesimi alıyorsunuzdur. Şimdi sizler için Huşit Can Korkmaz kardeşimize döneceğiz. Hem bunların özelliklerini, ayda ne kadar kazanıyor, neler yiyor, bakımı nasıl, bunları tek tek sizler için öğrenmeye çalışacağım. Huşit kardeşim selamun aleyküm. Aleykümselam, hoş geldin. Hoş bulduk. Şeref, sen de kanalımıza hoş geldin. Şeref verdin. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Çok şükür. Bizdeyiz. Huşit, güzel bir ortam. Senden şimdi bu güzellikler hakkında biraz bilgi alacağım. İlk başta istersen şöyle hafif bir türlerini, isimlerini öğrenelim. Ondan sonra yavrularına bakalım. Ya kuşlarımız kafesli olmadığı için yani elle göstereceğim. Arkadaşlar, şimdi mesela şu piyet mi oluyor mesela? Kable. Kafa beyaz olan. Violet. Yani karat tarzları. Buradan sırtından görebilirsin. Evet. Biraz daha koyuya dönük. Ama kafa göğüse kadar geldiği zaman sable. Sable. Onun arkasındaki oliv. Yani yeşilin biraz daha koyu tonu. Oliv zeytini diye bir şey. Şu mu? Evet. Tam olarak o. Arkasındaki personat kafadır. Ama yeşilini gösterdiğin zaman blue personat. Yani siyah, anladım, kafa. Maskeli diyebilirsin. Anladım. Tam olarak siyah olan mau diye geçer. Evet. Mau diye yazıyor. Okunuşu mau. Şu mu? Evet. Tam ortada, evet. Ortada. Şimdi evet, en sağa geçerse evet, piye. Kanatları kırçıllı olan. Şöyle hem beyaz mavi mi olacak? Evet. Kanat kırçıllıysa eğer o piye. Oradan sürü insana. Heh. Albino görebilirsin, beyaz. Onun dışında biraz daha sarıya dönükler, pasteldir. Şu tam karşında gözlerin, mavinin yanında. Tam şu olarak mu? O. Heh. Aynen. Şu. Evet. Öbür yeşil klasik. Klasik, evet. Şu siyahlı ne diye geçiyor? Mau diyor. Mau diye. Hemen şu ben sorayım yanındaki. Dur. Sable. O sable diye evet, geçiyor. O şu kafasında bir şey mi var sağdakinin? Daha bak bize bakanın. Kavga. Kavga ediyorlar değil mi? Ağır sonuçlarında. Sonuçlarında bir violetimiz var orada. Nerede violet? Soldaki yuvanın içindeki. Heh, gördüm. Maşallah. Huşit, bu ses konusunda komşular şikayet etmiyor değil mi? Fazla. Bayılıyorlar. Çok seviyorlar. Ya tropikal bir ortam ayaklarına geçtik. Heh. Yani ha Endonezya, ha Afrika, ha burası. Çocuklar yine geliyor. Aynen. Değil mi? Ya yani belgeselde de zaten söylemiştin, çocuklar gelip hediye de verdiğin ya, oluyor. Buralar yeğenlerimiz zaten. Hepsinin çocukları yeğenlerimiz. Saygıdaşlarımızın evet, çocukları. Evet. Arkadaşlarımızın çocukları. Çocukluktan belli. Bizim çocuklarımız yani. Aynen aynen. Onları farklı bir hayata sürersek farklı bir hayata gidecek. Evet. Huşit, peki kazanıyor musun? Yani çok nedir? Şükür hem oluyor. Şurada geçen geldiğinden ayrı olarak bir bölüm daha yaptık yavrular için. Evet. Mesela şimdi birazdan oraya da geçeceğiz. Bak iki yavru yuvadan atlamış durumda. Uçtu kondu. Tek hangisi uçtu. Şu mu? Aynen. Sığdırmıyorlar. Bir tane siyah kafa olması lazım. Bugün yarın yuvadan ayrılacak. Evet. Bunlar nasıl kendi... Şöyle alayım seni. Şöyle alayım. Bunlar nasıl kendileri mi yuvadan çıkıyor, sen mi ayarlıyorsun kendileri yani? Kendileri yuvadan çıkıyor. Tam olarak yeme vuruyor. Yaklaşık 1-2 hafta sonra yeme vurur. Yani burada... Şu numaralar ne? Evet. Tam onu diyecektim ben. Bu 20 yani 7. ayın 27'sinde yumurtlamış. Ha. Bunu yumurta takibini yapmak için bu tarihi vuruyoruz. 2 tane yavru çıkarmış. Hmm. Şuradaki iki sade olarak gördüğümüz o iki, yavru sayısı. 2 tane yavru sayısı mı? Bunlar. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Hani eksik var. Ya atıyorum 3 tane yavru var ama biz 2 görmüşüz. Yavru bazen yuvadan atlayıp başka bir yerlere gidebiliyor ya da bunlar öldürebiliyor. Bunun bu personattı. Ben sana bir şey diyeyim mi? Bayağı da güzel bakmışsın yalnız. Uçurmadan bir de yine bir özelliklerini bir söyle. Sen şu bu şey yerine daha, koy, yerine koy. Birazdan boynu kırmızı vermiş. Mesela az önceki tam orijinal anne babaya çekmiş.
Bu klasik. Yani boyunda turunculuk tam olduğu zaman, tam maskeli olmadığı zaman klasik, klasik diye geçer. Oluyor. Ama bu tüy yapısı, yani biraz daha koyu olur, biraz daha açık olur. Kafa tam simsiyah olsaydı personat olmuş olurdu. Personat oluyordu. Kardeşi mesela tam babayı vermiş. Evet. Yani bu arkadaş da yaklaşık 1-2 haftaya yuvadan ayrılacak pozisyona. Kendi gelmiş. Sen mi yakalayacaksın şimdi bunu, kendi geçer mi aslında? Kendi geçer. Anne baba şimdi buna eşlik eder. Bak karşıda görebilirsin. Bak babası direkt yanına gelir. Allah Allah. Babası direkt yanına gelir. Onu yuvaya kadar eşlik eder. Çünkü diğer kuşlar ona zarar verirler. Biraz cıvık yaptı. Hasta mı yoksa yavruda diye mi öyle oluyor? Yavruda diye bu şekilde yapıyor şu an. He, anladım. Ya havalarında değişmesiyle beraber. Anladım. Bugün birdenbire değişti. Evet, aynen. Bunu da yapmış mesela. Bir saniye. Bu ne diyor mesela? 8. ayın 16'sında. 8. ayın 16'sı kaç tane var diyor? Onu gösterelim yine. 2 tane mi? 2 tane. Dün bileziklerimizi vurduk buna da. Bilezik takıyorsun bir de. Evet. Yani ben mümkün olduğunca takmamaya çalışıyorum. Hani takmayayım istiyorum. Ama mesela alan arkadaş öyle tercih ediyor. Yani bilezik neyin nesi? Bir yere bilezik... kayıtlı olduğunu mu gösteriyor? Derneğe falan yoksa... Ya hem dernek bilgileri var, hem kutun kimin ürettiğine dair. Mesela HCK ile GA, Gökhan Akçalı ile Huşcan Korkmaz yazıyor. Burada yaşı, mesela hangi yıla ait olduğu, kuşun her şeyine, buradan bilgilerine ulaşabilirsin. Mesela bu kuş da yaklaşık bir hafta önce çıktı. Bir hafta... Önce ayın 27'sine yapmış olsa, 21 gün saysan işte, ortalama bir hafta önce falan... Pardon. Çok yaşa. Eyvallah. İki tane de orada var değil mi? Evet. O daha et hiç tüylenmemiş, hiç çıkarmayalım onu, boş ver. Aynen. Kurtip orada peki, var. Bunlar bugün yarın yaptı yapar. Yani palmiyeye astığımız zaman duvarda da görün. Belki evet. Bugün yumurtlamıştır. Bak anaçlar da içinden çıktı. Henüz bir yumurta yok. Ama anaçlar içerisinde yuvayı görüyor. Evet. Bunu yaklaşık kaç gün tutuyorsun burada? Yani ne zaman... Yaklaşık 2 haftada bunun içini tam olarak örüyorlar. Malzemeyi hiç eksik etmediğin zaman. Tamam. Peki malzeme ne zaman kirleniyor? Malzeme bir iki şey götürür hani. Bir iki yavru çıkarır malzemede. İki yavru çıkarır bu, diyor. Bu aslında anaçların tecrübesiyle alakalı. He. Hani yavrular pisletiyor ama gerçekte anaç olan anaçlar o pislikleri toparlayıp dışarıya atıyorlar mesela. Ciddi misin? Temizliği yuvarlı. Sende var mı öyle? Öyle yapanlar var mı? Genellemesi tamamı öyle. İyi, çünkü süper. Alıştılar ya hayvan. İçgüdüsel olarak yavruyu temiz ve... Yani bir ortamda bulunmak zorunda. Çok iyi, çok iyi. Yani çok da kötü bir durum olursa elle müdahale ediyor. Anladım. Peki bunların bakımı nasıl? Zor oluyor mu? Hassas mı? Yoksa hastalığa dayanıklı mı? Biraz diğer bize... Diğer türlere göre daha dayanıklı. Mesela şeye göre nasıl? Sultan'a göre. Muhabbete göre. Sultan adından da anlaşıldığı üzere biraz daha narin. Yani Sultan gibi böyle. Evet. Bakacağız. Sürekli pop pop bir canlı hesabı. Bu biraz daha pirana gibi değil. Anladım. Peki bunlar Sultan'la aynı yerde yaşayabilir mi? Yoksa hangisi daha üstün? Bunlar mı döver? Yani, bu zarar verir sultana. O yüzden çünkü, ayrı... Ve bu sosyal sahne kalabalıksa içgüdüsel olarak ona da saldırabilirler. Ve buna saldırıldığı zaman kendini savunması daha efsanevi. Yani ölümcül ekip yani. Ediyorlar. Ekip. Aynen. Ekip ona saldırıyor. Bu yere direkt koparıyor mesela. Anladım. Bir ayağından tutsa koparı atar. O bir ara küçük bir ispinoza benzer bir kuş vardı. Öldü mü o? Aynen. Ne oldu, öldü mü? Öldü de evet. Ayağa yapışmıştı. Hı. Yapma ya, geçmiş olsun. Başka sorum sana ne olabilir? Bu iş yapılabilir mi? Yani öneriyor musun? Şöyle alalım seni. Yok. Yapılmayacak bir tarafı yok. Eğer ki günde boş zamanınız varsa. Yani şu mesela görmüş olduğun 300 liraya şimdi verirsin mesela. Atıyorum bak bir yavru oradan aldı. Evet. İki yavrumuz orada var diyelim. Bu bize 900 lira olarak döner. Yani bu 3 yavruda. Evet. Yani gördüğün zaman mesela bak 9. ayın 5'inde yapmış. İşte buradan gelecek atıyorum 3 yavru. Bak buraya geldiğin zaman 2 tane yavru varmış. Bunu birini verdik mesela. Geçen bir arkadaşı kıramadık. Heh. Bir kardeşi de burada. Bunun cinsi ne? Pastel. Pastel. Güzel sarı vermiş. Sarı tonlarda. Mesela bunu istediğin fiyatlara verebilirsin. Yani 300 liranın da üstünde verebilirsin. Yani. Maşallah. El alıştırmak için. Mesela bunu alıştır. Bu dışarıda peki, uçur şu an. Şimdi bu el alıştırmak için geç mi tam kalınmış? Bilelim. Tam şu an zamanı mı? Ya biz işle ilgilendiğimiz, yani işe gittiğimiz için. Benim sürekli zamanımı buna ayırmam lazım. El besleme yapabilmem için. Ben hani pek de öyle tavsiye etmiyorum. Çünkü ben hayvanın vebanlere girmek istemem. Fakat annenin verdiğini muhakkak ona veremem. Hani el besleme maması veririm. Evet. Ama maddi bir şey için bunu yapmam. Ama bir tane evde uğraşsa çocuğum içinse falan. Hani o tip bir durumla ilgilenilebilir. Mesela bizim iş arkadaşımız emsal var. Bayağı aynen, bir... Aynen emsali verdik mesela. Emsal tuvalet eğitimi bile verdi buna. Allah evin Allah. Evin içine pisliyordu. Burnuna böyle bir iki defa vuruyor. Şu an geliyor kafesin üstünde pisleyip
tekrar geziniyorum şimdi. Bunu nasıl, onunla ilgili olmazsa başka bir video çekelim olmaz. Hani tuvalet eğitimi nasıl olur diye bir video çekelim. Olur, hani bu tesadüfen buluyor sistemi, nasıl oluyor ama kuş onun hızını anlıyor mesela emsalim. Allah Allah. Emsal bu şekilde, mesela ben internette izledim. İzmariti koyuyor, izmariti alıyor, kül tablasının içine atıyor. Parayı götürüyor, kumbaraya atıyor. Bu hayvanla olan etkileşimle alakalı bence. Mesela bir saka pücü vardı, saka kırması gözükür. Mümkün de atıyor da hani alışmasını filan. Hayvana bir gün çok böyle bir sıcak bir havaydı, duş verdim. Evet. Hayvan hani ona bir şeyler vermek istediğimi anladı herhalde. Bende onun videoları da var telefonumda. Ya deli gibi bir arkadaşlığımız oldu daha sonra. Yapma ya. Saka ya, bildiğin saka ile işte. Yani hayvan aslında bir yerde seni yakalaması lazım. Evet, evet. Peki şu anda bu güzel hayvanlardan paylaşıyor musun, üretiyor musun, ne gibi hani düşüncelerin var? Biraz bize bunlardan bahset, çünkü sana video, belgeselde sana ulaşanlar oldu. Evet. Yine o ulaşmak... Yani bayağı bir geri dönüş aldık. Eyvallah. Belgeselden sonra. Biz genelde isim verebilir miyiz buradan internet? Olabilir. Ya Facebook zaten, başka da bir şey yok. Hani WhatsApp'ta, Facebook'tan. Evet. Ya zaten hani piyasada az çok hani tanıdılar. Evet. O şekilde arayanlar var. Onun dışında Facebook'ta gruplarda paylaşım yapıyoruz. Adam geri dönüş sağlıyor işte mesela. Ona göre yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani hızlı bir piyasa. Çünkü bir evde olmaz sonra mesela kedi, köpek, kuş, evet, vesaire. Bunun dışında pet shop'ta. Yani adamın bir şeyler alması lazım ki hayatta kalabilsin. Tabii. Yani sattığının yerine bir şeyler koyması, tabii, lazım. O yüzden, evet, sana ulaşıyorlar. Üretim yaptığım müddetçe. Bizde alsat yok. Mesela ben hiçbir zaman atıyorum bir yerde de denk getirsem bir alsat işine girmem. Çünkü tabii, ona bilmem lazım. Evet. Sana onu gönül rahatlığıyla verebilmem için. Evet, bir evet, de yapsat. Anladım. Yapsat. Yapsat, işlet, devret. Yani peki, şöyle oraya da geçeceğiz. Bu işletmenin aylık elektrik, su, bakım, her şey dahil masrafı nedir? 100 liraya geçeceğini düşünmüyorum. Yani burada yok, yem her şey içinde. Yem. Bir çuval yemez bile. Hani bir çuval yem bugün 350 lira. Ama bunun yanında baktığınız zaman ek kalemler. Mesela dün mama aldık, 350 lira mama. Bu da nereden baksanız sizi 2 ay götürür. Mamayı da veren var, vermeyen var. Ama yavru döneminde ve hazırlık veya çiftleştirmek istiyorsanız mama olmazsa olmazdı. Yani bunda siz yemden neyi temin edersiniz? Ak darı koyarsınız. Kaldı ki dal darı koyarsınız. Şu an 40, yani kilosu 40 liraya buldunuz diyelim. Mesela her gün verirsiniz. Onun dışında ne verebilirsiniz? İşte brokoli, sebze, kabak vesaire, nane verirsiniz. Bunu maliyete yansıtırsınız. Ama bu mamanın içerisinde hayvanın doğada bulduğu şeyler var. Her şey bunun var. Bunun içinde okaliptus yaprağı mevcut. Ondan sonra işte kenevir tohumu vesaire. Bir ton susam yağı. Yani çok değişik. Serkan güzel. Buradan, buradan selam olsun. Oraya da gideceğiz. Aynen. Yani bildiğin profesör oldu bu işin. Ya bu adam yani araştırma yapıyor. Kuşları laboratuvara gönderiyor. Vücudundaki eksiklikler doğada temin ediyor. Mesela zeytin yaptı. Kuşların yağ, vücudundaki yağ oranını dengeliyor mesela. Doğada hayvan bunu yiyor mesela bizim gördüğümüz. Evet, 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 evet. Yani biz sadece bunu kuru kuruya bir yemle sağlayamayız yani. Evet, bu mamaları, evet, kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, 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 evet. Yani aylık maliyeti kuş üzerinden hesaplarsak mesela yaklaşık burada 200 tane kuş var. Aylık maliyeti bize 300 liraya geçmez. Çok iyi. Ama bunun yanında daldarıyı ben kendim ektim mesela. Ya şimdi şöyle diyelim, tahmini konuşuyorum. Mesela. Aldım şimdi her 200 şeyden hayvan, elektrik, su, bakımı, vitamini 500-600 mü? 500'ü geçmez. 400'de kendi emeğini koyacaksın. Yani kazanırsın hem bunu, evet, her türlü kazanırsın. Evet. Süper, süper. İstersen bir de öbür tarafa geçelim. Dostlar, bu arada Hurşit gerçekten çok güzel bir sistem yapmış. Yani şuradan giriyorsun ilk başta. O burada, bura ne? Bu arada. Yavrular ayrılıyor işte. Bu yavrular yarın sahiplendirilecekler. Yani son sahiplendirildiler. Yeni sahipleri ne? Yani buldular mı yani? Geldiğimiz zaman. Yani satıldı mı bunlar? Hayır. Dostlar bakın, yavrular da size şöyle göstereyim bir saniye, yakınlaştırayım. Gayet sağlıklılar. Bu bölmeyi yeni yaptık zaten, geldiğinde yoktu. Evet, belgeselde bura yoktu. Kafesin içerisine koyuyorduk. Farindik hayvanları rahatından etmeyelim. Evet. Yok, güzel olmuş. Rahat bir ortamdan. Aynen aynen. Eline sağlık. Süper olmuş. Yine burada bir bölüm var. Bahsettiğim mama. Şimdi Hurşit, mamayı gösterelim. Serkan güzeldi değil mi? Bunun kokusunu kokladığınız zaman zaten insanı kendi yiyesi geliyor. Dostum, zaten bunu adam yiyordu. Sahip yapan adam. Bunları... Ya ekmek, bildiğiniz normal ekmek. İçinde doğal karışımlar var. Evet. Doğal karışımlarla pasta gibi ekmek kıvamında piştikten sonra, evet, içerisinde yumurta, yani
peynir suyu aldı. Bir de kovası var. Kovası var da kovasının üzerinde içeriği yazıyor. Bulov kızıştırıcı. Nereden bildim ama? Dostlar şimdi Be The Bull Food diye bir mama var. Serkan güzel yapıyor. Zamanında biz de kendisinden tavuklar için almıştık. Çok faydasını gördük. Hem tavuklara hem de cennet papağanlarına cennet papağanlarına kullanabiliyorsunuz. Hurşit bir şey soracağım. Şöyle karşıma geç kardeşim. Evet, evet. Özel bir şey cevaplamayabilirsin. Ben şahit oldum. Bizim incilikten İskender abiden yüze yakın hayvan aldım. Evet. Doğru mu? Rakamı söyleyeyim mi? Mahsuru var mı? Benim için yok. Tamam. 35 bin TL miydi? Evet. Şimdi o, dostlar bakın. Yaklaşık 2 hafta önce Hurşit kardeşimiz 35 bin TL'ye 100 adet cennet papağanı aldı. Yani bu işi yapmalısınız. Şimdi Hurşit bu hayvanlara 35 bin TL verdiyse buradan bir şeyler kazanacağını düşündüğü için, inandığı için bu hayvanları aldı. Yani bakın ben cennet papağanı üretmiyorum. Benim bir çıkarım yok. Üreteceğim. Ben de başlayacağım. Eğer güzel bir kümesiniz varsa, ek gelir elde etmek istiyorsanız el kapısında 8 saat. Hurşit bu arada örnek veriyorum. Burada senin 300-500 tane olsa. Evet. Kaliteli olsa yani bence el kapısında çalışırmaz, senin sigorta primini de yatıracağını ben düşünüyorum. Ya bu ya, eğer bir işiniz yoksa bizim şu an, çok şükür şu an bir işimiz var. Bu da bizim için hani bir işletme gibi. Nasıl? Evet. Ya mesela çok bir farz edelim bu ay için çok sıkıştınız, paranız kalmadı. Mesela şurayla ben bir ev kiramı ödeyebilirim mesela. Evet, ya da aynen. Çocuğumun okul masraflarını giderebilirim. Bu da bizim için bir işletme. Ve her şeyden öncesinde yani kötü alışkanlıklardan kurtulma noktası bizim için. Evet. Benim yerim burası. Yani onun dışında mabedim burası diyorsun yani. Yani nereye gideceğim? Ne yapacağım ki? Aynen öyle. Üretiyorum, şunu bana vermiş olduğu nerede? Hiç böyle yok. Evet. Ya kendim ha, ellerimle ha, her şey Allah'tan kurban. El emeği, göz nuru bunlar. Ama geliyorum, ilk çıktığından beri bakıyorum, yemini veriyorum. Bazen anne bakmıyor mesela. Geliyor ona sen şırıngayla mesela, burada elle besleme mamamız var. Yine Serkan Güzel'in. Bir de fufut. El besleme maması. Burada şırıngası var. Yani olabiliyor. Mesela büyük kardeşler küçük kardeşlerin yememesine izin vermiyor. Tabii bu her zaman doğanın kanunu bu zaten. Bu noktada işte ona müdahale etmen gerekiyor. Eğer buna bakmazsan. Evet. Hani o hayvanın vebaline de girmiş oluyor. Evet. Yani gözünle görmesen belki gittin abi, ama gözünle onun senin yüzünden olduğunu kendini sorumlu tutuyor. Evet. Ama baktın oldu. Bir keyif veriyor işte insan. Evet. Mesela bunlardan suda yemimizi dökecektik. Yem nerede? Bir yemi de gösterelim. Şimdi bu neyin nesi? Bu yemi söyle bana. Normalde buna insanlar hani genelde aktarıyla yulaf verirler. Evet. Ama biz içerisine aspur, kanarya yemi dediğimiz çuvallı şu gün 625 lira civarı filan. Evet. Yani bu, ben içerisine her şeyi karıştırıyorum. Hayvan doğada ne buluyorsa onu ne kadar çeşit olursa kuşlar için o kadar iyi diyorsun değil mi? Yiyeceğini yesin yemediğine düşeriz. Evet. Bunda da tavuklarımıza gidiyor. Mesela bu yemlerin içerisinde yabani şalgam tohumu var. Onun dışında işte aspur var. Aktarı var. Yulaf var. Keten var. Mesela bunu sevdiğini yesin hayvan. Evet. Bak buradaki torbaya dökülür. Şimdi buradan torbaya dökülüyor. Şuradan. Aslında dökülür. Bunlar da çiftlikteki tavuklarımıza gider. Bunlar cücülenmiş. Dostum sen de tam beleşiymiş. Hiçbir şeyi araya vermiyor maşallah. Ya hem onu bunlara demek içine doluları da çok dökülüyor. Mesela hayvan içine giriyor. Savaş eşeliyor dökülüyor. Evet. Evet. Orada da yumurtamız geliyor. Evet. O hayvanlara da bakmak zorundayız. Vallahi helal olsun. Şimdi bunlar ne işe yarıyor? Ben biliyorum. Bilmeyen dostlarımız olabilir. Bu neyin nesi? Dün mü astın? O zaman şöyle diyeyim. Gözün aydın. Yumurtalar, yavrular gelmeye başlıyor. Çok şükür Allah'ın izniyle. Kuşlar zaten bizimdi. Şöyle. Biz gidip aldık. Yani o kümes de bizimdi. Genel emme zaten emmimiz oluyor. Yani aldık. Kendisi güvercinci. Evet. Güvercinlere zaman ayıramadığı için bunları da elinden çıkarayan dedi. Hani zaten bizim kümesimizdi. Evet. Kümesi buraya taşımış oldu aslında. Anladım. Ya burada daha kaliteli. Mesela palbulu dediğimiz sarı yüzler palbulu. Annere sarı yüzler. Bir tane bak, iki tane yan yana var yukarıda. Evet. Kafasına baktığın zaman açık renktedir mesela bak. Evet gördüm. Şu benim kırmızı kafalının hemen üstünde, doğru mu? Aynen bak, üç tane yan yana. Tam net, ortada bak şu an bak. Tam karşısında, ortada. Evet. Bak sarı yüz, pal bluedur bu. Onun dışında burada 20 tane kadar kendi piyedimiz var. Kanatları kırışıldı olan. Evet. Bak bura daha sesli. Niye? Kümesli sahiplenemedi daha. Yani benim diyor bura
Ama bir yabancı girdi diyor. Kaçın buradan diyor. Anladın mı? Tehdit var diyor. Ama oradakiler bizi tehdit olarak görmüyor. Evet. O yüzden bunlar bu kadar da cazgınlar. Bunların bir yılı var yani. Buraya oturduktan sonra, yani alıştıktan sonra bu ses yarı yarıya düşer o zaman. Şimdi burada bir yavru gördüğü zaman bak. Hep başladılar. Bak. Bu kuşlar yeni geldi. Geçen videoda yoktu mesela. Bak arka tarafına bile palmiye. Bunu bıraksam arka tarafına yuva örer. Onun içine yavru yapar. Evet. Şimdi hayvan burayı gitgide sahipleniyor. Oo, ölmüş. Bu bir günde mi yaptı bunları? Yaklaşık 3 gün filan. 3 yani günde. 3 günü malzeme veriyor bunlara. Bak. Onu oraya koysan arkasına da mı yapacak? Her bak ortaya yapmış. Şurayı tam net çekirsen ben bunu. Peki izin verecek misin Urşit? Bırakırım. Ellemem yapsın yani. Yani. Bak yuva deliğini görebilirsin. Evet. Bak onun dışında buralar var. Oo her yere yapmışlar. Niye? Ne? Kendine zula bir alan arıyor hayvan. Yuva yapabileceği, güvenilir bir alan arıyor. Bak evet. Şurada tam net görebilirsin. Evet. Yani daha sakin ve daha güvenilir buluyor. Şuraya da yapmış. Ortaya, buraya taraf. Hiç ellemezsen yalnızca bir oyuk şeklinde bırakıp oraya yuvarlanabilir hayvan. Mesela bunları bak hep tek tek. Şimdi sen bunu yere koyduğunu yerden alır mı? Alır. Tek tek kırpmış bunu palmiyeden. Evet. Götürmüş oluyor. Çık. En iyi palmiye değil mi bu işte? Kağıt ben denedim. Kağıt doldurdukça dolduruyor. Hayvanı yoruyor. Ha. Ama palmiyede herhangi bir sıkıntı, bit ilacını yaptığın zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bu tüm malzeme için zaten bit ilacı gerekiyor. Tabii. Peki vitamin işin nasıl yapıyorsun? Vitamin enerji var. Yani haftada bir mi yapıyorsun? Evet, bir gün, yani haftada bir kere vitamin. Bir hafta sonra probiyotik şeklinde. Bir hafta ondan. Bunun hepsinin takvimi var değil mi? Özellikle bu mevsim geçişlerinde. Hava birdenbire sıcaktan soğuğa, yani senede 4 sefer mevsim değişikliği olur. İlkbahardan şey yapacak, sonbahara geçecek filan. Bu dönemlerde kür yaparız. Evet. Yani probiyotik destekleyici, öncesinde ithal ilacı, ithal ilacını verirsin 3 gün. Sonra probiyotik bağışıklığını kuvvetlendirsin diye ithal, probiyotik, vitamin vesaire hayvanı mevsime hazırlarsın. Tüyünü hazırlarsın. Anladım. Sesini azaltırsın. Anladım. Sen şimdi buradan mesela Uluğuş'ta şeye gireceğiz. Uluğuş'ta yaylaya gireceğiz. Ne yapıyorsun? Ceket alıyorsun yanına. Evet. İşte kayak yapacağım mesela. Evet. Kayak malzemeler alayım, bile bir stres var. Evet. Bu mükemmel bir örnekleme. Çok güzel bir örnekleme. Yeme hazırlayacak kendine. Anladım. Tüyünü ona göre ayarlayacak filan. Stresini biraz daha atıyorsun. Peki bu ceryan, şimdi bizim süs tavuklarına şu burası açık. Ceryandan rahatsız oluyor mu bunlar? Bunun en büyük düşmanı zaten ceryan. Yani ceryan yaptığı zaman, şimdi mesela yuvaya girse bunda sıkıntı yok. Akşam olduğunda yuvalara girdiği zaman mesela sıkıntı yaratmaz. Ha. Ama kışın ya da yazın ters esinti, bizim Adana'ya göre mesela buradan esinlik bir esinti, Poyraz esintisi de gece hasta eder. Bu insan da aynı şekilde. Peki kapatıyor musun, burası açık mı? Burası pencereleri takılır bu hafta. Yani yazın sıcak olduğu için sökülüyor. Yazın bir şey olmaz o zaman. Yazın bir şey olmaz. Yazın da ceyran olayı olmaz o kadar. Anladım. Yani şeyden ters esinti olmaz aslında. Evet, serin evet. Esinti. Anladım. Ama kışın esinti, oğuk esintiler ceyrana maruz kalırsa hasta edebilir. Kardeşim kaç tane var demişsin? 200 hayvan mı var demişsin? Toplamda 200 tane var. Yani 200 tane hayvana da 600 TL çok komik bir rakam. Yani buna maliyeti de indirgeyebilirsin. Yemini kendine içebilirsin mesela. Evet. Onun dışında yani çok çok hiç ben para harcamayayım, bu işe sermayem yok dersen damızlığı biraz daha uygun alıp ilk başta küçük etaplarla başlayabilirsin. Mesela ben öyle yaptım. Peki işi öğrenene kadar ucuz takımlar alıp yavrusunu satıp mesela kaliteye beresle getirmeye başladım. Daha sonra kendi kazandım. Baştan bağladığım parayla da mesela gidip 20 takım aldım, 30 takım aldım. Evet. Ama bilindik yerlerden aldım. Tabii. Doğru mu? Yoksa çok araya gidersin. Evet. Çünkü kimse sana hazır çalışan kuşu vermiyor. Kim derse ki bana hazır takım verir filan. Ya biri kümesten vazgeçmiş olacak. Mesela ben şu an bugün Allah göstereyim. Başıma kötü bir şey gelecek. Ben artık üretim yapamayacağım. Kümese gelemeyecek durumda olacağım ki burayı vereyim mesela. Evet, evet. Böyle bir adamdan Allah verir. Adam üretim bırakıyordur. Gördüğün gibi bak hazır kümes mesela. Evet. Bunu al. Ama şimdi ben ne yaparım? Verecek olayım mesela. Hazır kuş sana 4 tane yavru veriyor ayda. Ana 5 tane yavru veriyor bir seferde. Sen bu kuşu verir misin? Vermezsin. Niye? Sen zaten bunun için emek ediyorsun. Tabii canım. Aynen. Herkes diyor adam bakıyor onu onunla iş ediyor. Bir tane yavru veriyor kuş. Bunu vermiyor yani. Evet anladım. Bak bunların içerisinde fiyetler. Yani kanatları kırçıllı olanlar. Kırçıllı olanlar evet var evet. Kırçıllı olanlar. Bu ya ucu çok açık ve kanselası çok açık. Evet.
Ya sanki bu işte Pakistan önde gibi ya. Pakistan'da mutasyon anlamında. Patates besledikleri için böyle bir lüksleri var. Evet. Ben patates sistemine yani hayatının bu olması lazım. Ya da bu işle ilgilene bir elemanın olması ama lazım. Mesela oradaki mutasyonlardan olsa işçi bile tutulabilir yani. Mesela bu kadar hayvan var. Tabii. Tabii. Tek... Ya mesela bak tam şurada neredeyiz? Üstü biraz daha. Ben hani oraya göre de sen buradan görebilir. Bak bu tutuşu var telefonda. Evet. Mesela bak bu siyah anladın mı? Bak bir iki tane alt altta. Evet. Halbuki. Evet. Mesela o hayvanlar siyah kafa, tam siyah kafa. Boyunda turunculuk olmadığı evet. için. Sık kafesin içine koy. Sana en kalan yavruyu versin. Evet. Bak mesela tel de en arkada sağda. Bak, siyah değil mi? Aynen. Onu al hayvanı. Yine siyah kafa vur ya da halbuki'ye vur. Sana efsane gibi yavrular. Evet, evet. Bak şurada pembe var. Aynı kartan diyorum. Evet. Siyahlı beyazlı diye. Yine. Mesela blue bak geldi. Mavi arkaya kondu. Kal blue var bak. Evet. Mavi. Tamam. Çok iyi aynen. Onu açıp pirinç yavur mesela. Efsane bak Eowyn. Mesela kanatları. Şu mu? Bir sürü bak şunu biliyorum. Evet tamam. Evet evet. Heh. Biraz daha uzak. Bize bak ha kondu. Geldi. Bak, kanatlarına biraz daha bakarsan biraz daha bir tatlı bak. Ya Eowyn bak. Evet evet. Oo yağlı. Ortasını 100 renk yapalım. Ya 100 renkle çalışmak için mükemmel beyaza gir mesela. Yalnızca kanatları farklı renk olsun o Eowyn işte. Anladım. Bu kuşta da o hat var. Dostum çok güzel emeklerim var. Çok güzel bir iş başarmışsın. Güzel bir ortam, mükemmel bir ortam. Allah emeğini zayi etmesin. Şöyle burada küçük yavrular var. Bunlar ne emlesi? Bengal ispinozu, ilk başta bende Golden Finch vardı, gökkuşağı ispinozu besliyorum. O zamandan bir çift kaldı işte. Savaşçı bunlardan, bunların elinden kurtulmaya başarıyor. Yani öldürmüyor mu bunlar? Yakalasalar. Ha, bunlar daha azdı. Başlarına iş gelir de. Şurada yuvaları vardı, rahatsız ettiler onlar, yuvalarından kovaladılar. Ya dar kafese hapsetmek istemiyorum ya. Evet, dostum yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Şöyle kamerayı sana verin, beni izleyicilerimle buluştur. Ondan sonra finale gelelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna gelirken Burşit Can kardeşimizin el emeği göz nuru kendi dal darılarını göstereyim size. Netle şöyle dolu dolu olduğunu dostlarımız görsün. Bizzat kendisi sezon boyunca işten kaytardı. Çoluğundan çocuğundan feragat etti. Zamandan feragat etti. İlgilenmedi. Bunlarla ilgilendi. Bunları siz değerli dostlarımız için üretti. Tabii ki kendi için de üretti. Yaklaşık 4'te 3'ünü kendi üretti. 4'te 1'ini de siz değerli dostlarımıza sahiplendiriyor. Burşit numaranı söylemek ister misin? Dalları almak için. 0546. Evet. 737 2161. İsteyen arkadaşlar her zaman ulaşabilirler. Kuş hakkında da, yani yem hakkında da her elimizden türlü, ne gelirse yardımcı oluruz. Her türlü teknik desteği de Kuşi kardeşimiz sizlere verebilir. Böcek falan da yok maşallah. Ama onu böcek rahmetli baba mesleği zehircilik zaten biliyorsun. Evet, evet, evet. Bak bu yeme böyle yaptığımız zaman şudur yani. Bu aktarı muhabbet verdiğimiz. Çok iyi, çok iyi. Şu yem tanesidir şu kırmızılar. Yani bunu... Bunu içlerinden hayvan seçiyor değil mi? Kendisi seçiyor. Bunu hem onu, bunu birazdan görürsün zaten. Buraya çoraklanırlar, bunun saplarını bile alırlar, yuvaya götürürler. He, örüyorlar bize. Aynen. Süper. Hiçbir şey ziyan olmaz. Şöyle ben o zaman... Akşam yemeği biraz ona, biraz şuraya koyayım. Çorbada bizim de tuzumuz olsun. Ellerine sağlık hem olur. Evet dostlar gördüğünüz gibi. Yani bu olmazsa olmaz. Hani gördün kuşlar yaklaşık 2 hafta önce geldi. Çok şükür bak yuvayı dolduruyorlar. Hesap et yani. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Buradan İskender Kocaan abimize de selam olsun. Aynen. Şimdi adam 3 ay 4 ay uğraştı mı? Evet yaklaşık 3 uğraştı. 3 ay 4 ay uğraştı. Bu hayvanlardan yavru alamadı. Randıman alamadı. Adam ilgilenemiyor hani bilmediğinden değil. Aynen tavuk, güvercin, dükkan. Horozu var. Neydi? Pet shop'u var aynen, değil mi? Aynen. İlgilenemediğinden hayvanları Hurşit Can Korkmaz'a devretti. Lakin Hurşit Can Korkmaz o adamın 3 ayda yapamadığını 2 haftada yaptı. Hayvanları kontrol altına aldı. Vitaminini gördüğünüz gibi bu muhteşem dal darları bu hayvanlarla buluşturdu. Hayvanlar yavaş yavaş yumurtlamaya ve yuva doldurmaya başlamış. Burada seni tebrik ediyorum. Resmen bir terminatörsün. Bu arada Gürkan Akçalı da senin ortağın. Aynen. Onun da ulaşamadı. Bugün yine ulaşamadık kendisine. Evet evet. Yoğun o da sağımdadır şu an bu saatte. O da, evet, da selam olsun.
büyükbaş besliyor. Bu arada dostlar, gerek Instagram'da gerek yorumlarda Cumali Özayt'a tavuğu da bıraktı, güvercini de bıraktı diyorsunuz. Ben hiçbirini bırakmadım. Bu sayfada, bu kanalda inek de görebilirsin. Bırakırsak ölürüz. Aynen. İnek de görebilirsin, koyun da görebilirsin. Videonun ilk başlarında adam 3. katta koyun beslemişti. O videoyu da izleyebilirsiniz. Adam bu shit, ben 2. katından bunda, yani 3. kat oluyor, adam koyun besliyor. Gördüm, ben izlemiştim onu. Şahane yani, bir adam. Tabii tabii yani. Efsane bir adam. Ya bu kanalda hayvanlar adına sokaktaki kediyi bile görebilirsiniz. Bunu buradan belirtin. Sizlere Hurşit Can Korkmaz kardeşimizin kümesinden seslendik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bence oldu. Ben çok zevk aldım. Yaklaşık 20 dakikada konuşuyoruz. Zaman nasıl geçtiğini inanın farkına varamadım. Tekrar söylüyorum. Hurşit Can Korkmaz size her konuda. Yani bu adamdan şu dal darıyı, şu cennet papağanlarını almanıza gerek yok. Arayın. Alo din. Her zaman. Her size zaman. Size destek olacaktır. Zaten bu işin de en güzel tarafı bu. Yeni çevreler, yeni dostluklar edinmek yani. Ya yıllarca kendimize zarar verdik ama bir insanlara bir zararımız olmadı. Yani şu şekilde, yani bir insana bir faydamız olduysa ne mutlu bize. Bir yerde bir kapımız olduysa ne mutlu bize. Ne mutlu bana ki adam yerine konulup, yani Cumali beni arayıp kardeş bugün bu işi yapalım. Bu bir şereftir benim için. Yani evet, demek ki güzel gidiyor her şey. Yolundadır yani bu benim için. Ben beğendim. Çok iyisin. Senin kendine zarar verme diye bir yani söz konusu yani değil. Şu şekilde uçuruma gitmiş. Yıllarca hani bir şey yapmamışız. Yılları heba etmişiz. Tabii, bu bir zarardır ya, yani oğlum, yıllar anlamında. Gençliğin verdiği bir ateş. Yani muhakkak. Herkese. Yani ben de oralardan geçtim. Bu konulara hiç girmeyelim. Boş ver. Ya yok, ben buradan hani seslenişim gençlere. Yani boşa ya, bir şey üretsinler. Bir şey yapsınlar. Tabii, bir şeylerle meşgul olsunlar. Ya şimdi dostlar. Ya bir sanat öğrensinler mesela. Bir enstrümantal çalmayı öğrensin. Ben bilmiyorum mesela ama öğrenmek isterim. Kendini geliştirsinler. Her anlamda geliştirsinler. Yani. Ek gelir elde edebilir diyelim. Evet dostlar, bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, önerilerde bulunmayı, beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.